TRT2 ekranlarına hoş geldiniz. Sinema Artı'dasınız. Bu hafta yine sizin için çok özel konuklarımız var. Bunlardan ilkiyle şu an bir aradayım stüdyoda ve benim için çok önemli bir konuk. Çünkü gençliğimden beri film eleştirilerini okuyarak büyüdüm diyebilirim. Mehmet Açar, hoş geldin. Hoş bulduk. İyi ki buradasın. Nasılsın? İyi vallahi, teşekkürler. Şimdi önce bir gündeme bakacağız. Ne var ne yok vizyonda. Sonra buraya dönünce sen bir vizyon değerlendirmesi yaparız. Hem de biraz biyografik filmleri konuşacağız. Bakalım vizyonda bu hafta neler var? Öylece boğda kaldım gözümü. Bu hafta ikisi yerli, 6 film izleyiciyle buluşuyor. Daha fazla uzatmamak. Boşanmak istiyorum canım. Haftanın öne çıkan yapımı, Anadolu Rock'ın sembol ismi Cem Karaca'nın hayatını anlatan Cem Karaca'nın Gözyaşları. Filmde ünlü müzisyeni İsmail Hacıoğlu canlandırıyor. Fikret Kuşkan ve Yasemin Yalçın gibi isimlerin de oyuncu kadrosunda yer aldığı yapımın yönetmeni ise Dondurmam Gaymak ve İftarlık Gazoz gibi filmlerle kültleşen Yüksel Aksu. Kağıt kaplı, bu çocuğun bugünkü durumda olmasının müsebbibi sizsiniz. Baba ne zaman geleceksin? Durdu zaman. Bak sen durdu, hiç canını ya. Sıkma. Biz bunun da üstesinde. Haftanın diğer yerli yapımı Hadi Tut Elimi, Tuğçe Soysop imzalı. Yurt dışındaki bir dans okuluna gidebilmek için seçmelere katılmak isteyen Duygu ve Kaan, bunun için gerekli şartları oluşturabilmek adına bir maceraya çıkarlar. Nil Özdemir, Ali Kerem Çömez ve Zeynep Erdoğan'ın başrolleri paylaştığı film, ailece izlenebilecek bir yapım. Kaptan Benim, Dakar'dan Avrupa'ya doğru yola çıkan iki gencin macerasını anlatan bir film. Seydou Essar ve Mustafa Güz'ün başrolleri paylaştığı filmin yönetmeni ise Matteo Garrone. I hope I'm behaving in your dreams. Oh no, you're not. So I'm finally cool, huh? I didn't say that. You hear that, Janet? She's seeing him. Korkuyla komedi türlerini harmanlayan rüya senaryo filmi Christopher Borgli imzası taşıyor. Hikaye sıradan bir hayatı olan Poli merkeze alıyor. Bir süre insan hiç tanımadıkları Poli rüyalarında görmeye başlıyorlar ve Poli'nin hayatı birden değişiyor. Filmde Poli, Nicolas Cage hayat veriyor. Who says chicks don't know how to travel like? Brandon? Çıkış Yok filmi, Pasifik Okyanusu'na düşen bir uçaktaki insanların hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Phyllis Logan, Cole Meany ve James Carroll Jordan'ın başrolleri paylaştığı filmin yönetmeni ise Claudia Fa. Brandon? Wake up, Nana! We have to get out of here. We're in an airlock. We're safe. Now, but we will need oxygen. It was a man who had it up. Bir leydik. No, bir yetişemedin mi ha? Bir de siyah beyaz. Macaristan-Rusya ortak yapımı olan Büyük Macera 2 Sürpriz Misafir animasyon meraklılarıyla buluşuyor. Natalia Nilova ve Vasily Rovanski tarafından yönetilen yapım, arkadaş olan bir ayıyla tavşanın maceralarını konu ediyor. Bebek krizi değil. Peki burada ne işi var? Yanlış adrese teslim edilmiş. Yola çıkıp karlın bu bebeği... Hayır hayır, tek kelime daha etme. Götürmesine yardım etmeyiz. Bu hafta çok dolu bir vizyon var. Hemen Mehmet Açar'a dönmek istiyorum. Yani Cem Karaca'nın Gözyaşları'nı Yüksel Aksu'nun katılımıyla, değerli katılımıyla konuşacağız. Ama ondan başka iki film daha var benim dikkatimi çeken. Birincisi Kaptan Benim. Bir diğeri de rüya senaryosu. Senin İkisi bunlarla ilgili... çok önemli filmler. Yani yılın en iyi filmleri, geçen yılın 2023'ün en iyi filmleri arasında yer aldılar. Onu çok rahat söyleyebiliriz. Ödül sezonunda çok
adlarından söz ettirirler. İkisi de önemli film. İkisini de tavsiye ediyorum. Özellikle Kaptan Benim'i çok yeni seyrettim. Yani Kaptan Benim bizim çok bildiğimiz o mülteci sığınmacı hikayesine çok başka yeni bir yaklaşım getiriyor. Biz son noktasını biliyoruz haberlerden. Yani onların işte Afrika'dan çıkıp Avrupa'ya geldikleri noktayı biliyoruz. O noktadan sonrasını biliyoruz belki. Bu film öncesine gidiyor. Yani 16 yaşındaki bir çocuğun yani köyünden kalkıp, Senegal'deki köyünden kalkıp işte o Avrupa'ya gelme serüvenini baştan sona anlatıyor. Özellikle Senegal'den Libya'ya geldiği kısım çok çarpıcı. Libya kısmı çok çarpıcı. Yani seyredilmesi gereken film. Ve Matteo Garrone gerçekten çok iyi demiş. Yani burada yani biz hep son kısmını biliyoruz. Bu hikayenin bir öncesi var. Yani o öncesini çok iyi anlattığını düşünüyorum. Bir de İtalya'nın özellikle önemli bir problemi ya bu mülteci problemi. Yani hepimizin, bütün dünya artık neredeyse hani mültecilik sorunu ile yüz yüze. Ama İtalya'da da ayrı bir yeri var. Biraz daha hikayesini anlatıyor olması öncesinin belki oradaki soru işaretlerine de, orada yükselen mülteci karşıtlığına da bir cevap veriyor olabilir bir yerde diye düşünüyorum. Tabii kesinlikle o da var. Çünkü aşırı sağ tüm Avrupa'da yükseliyor. Ve biraz da bu sığınmacı sorunu üzerinden de yükseliyor. Hı hı. O çok insancıl bir yaklaşım getiriyor ve onlar için kurtuluş gibi bir anlamda İtalya, Avrupa o duyguyu çok güzel anlatıyor. Herkes için, yani sadece aşırı sağcılara tip değil, yani bütün olaya dışarıdan bakan herkes için çok farklı bir film o. O yüzden bence bu konuda anlatılmış yeni bir hikaye. Rüya senaryoyu ben de çok merak ediyorum. Çünkü Christopher Borglin'in yani böyle bir modern hayat filozofu olduğunu düşünüyorum. Çünkü özellikle yani gündelik hayatta bu sosyal medya ile birlikte hepimizde açığa çıkan korkunç bir ilgi açlığı var. Bir önceki filminde de ilgi manyağında da bunda da tam başka bir açıdan değerlendirdiğini düşünüyorum bunu. Ama onları bir kenara bırakalım. Bunlar zaten izlenecek ama esas izlenmesini hararetle tavsiye ettiğimiz bir Türk yapımı var. Cem Karaca'nın Gözyaşları. Yani hem çok önemli bir figür Cem Karaca bizim hayatımızda. Türk müziği adına, Türkiye müziği adına. Hem de yani yönetmeni de çok önemli bir yönetmen. Türkiye sinemasında özellikle ilk filmiyle hepimizin paradigmasını değiştirmiş bir yönetmen. Şimdi bu ikisinin birlikteliğinden ne doğduğu bence izleyiciler için merak konusu olmalı. Ben izledim ve çok memnun ayrıldım. Yüksel Aksu'nun katılımıyla birlikte konuşacağımız için hani senden bir ilk izlenimleri alayım. Ondan sonra oradan bir biyografik filmlere geçip sonra tekrar Cem Karaca'nın Gözyaşlarına geleceğiz. Ben de etkilendim. Benim çocukluğumda çok önemli bir figür Cem Karaca benim için. Yani onunla birlikte büyüdüm. Onun şarkılarıyla birlikte büyüdüm. Yani çocukluktan ergenliğe beni taşıyan isimlerdendir. Ve o tam da o politik dönem, onun politik bilinçlenme dönemi, Türkiye. Yani benim böyle kişisel hayatımın önemli figürlerinden birisi. Çok da hayranlık duyduğum birisiydi. Onun sayesinde de Batı müziğine doğru da onunla birlikte geçtim aslında. Daha sonra da çok sistemli ve disiplinli Batı müziği dinleyicisi haline geldiysem Cem Karaca'nın da bunda payı vardır. Sonuç olarak şunu söyleyeyim, hakikaten filmin sonunda gözlerim yaşardı. Yani evet. Hakikaten çok etkilendim. Evet evet, duygusal açıdan evet. Hani çok böyle doğru bir noktaya dokunan bir film olduğunu düşünüyorum ben de. Gerçi ben Yüksel Aksu'nun bütün filmlerinde bunu yaşıyorum. Sona doğru hep bir gözyaşlarımız kendini tutamıyorlar şeklinde. Ama bu son dönemlerde Türkiye'de şarkıcı, müzisyen filmleri, biyografi filmleri bir hız kazandı sanki. Bir revaçta olmaya başladı. Dünya sinemasında daha önceden beri varlar. Sence izleyiciler niye bu kadar iltifat ediyorlar biyografi filmlerine? Özelde de şarkıcı ya da işte müzisyen biyografi filmlerine. Aslında her biyografi filminin ayrı analiz edilmesi gerekiyor başarısının. Ama şöyle bir 21. yüzyıl sineması gerçeğe dokunmak istiyor. Çünkü seyirci gerçek hikaye istiyor. Yani sadece biyografinin ötesinde gerçek hikayeleri önemsiyor. Bu ana akım içinde söylüyorum bunu. Bu böyle bir eğilim var. Bunun biz Türkiye'de işte aileyle başladı, sonra Müslüm'le birlikte, ondan sonra bu yapımların önü açıldı. Ama hepsinin ayrı bir hikayesi var. Şimdi hakikaten filmler birbirine sadece müzisyen biyografisi olarak gruplayabilirsin. Ama filmler birbirinden çok çok ayrı. Seyirciyle kuracağı ilişkiler de birbirlerinden çok farklı. Mesela ben Müslüm ve Bergen'in apayrı bir hikayesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü Müslüm ve Bergen karşılarına çıkan engelleri aşarak yükselmeye çalışan insanların hikayesi. Ve orada hakikaten başka bir şey var filmlerin. Başka bir yaklaşımı var. Hem de kitleleri ama, de farklı tabii, muhtemelen. Evet, kitleleri de farklı. Ama aynı kitlede yani sonuç olarak Cem Karaca'nın Gözyaşlarına da gideceğini düşünüyorum. Çünkü insanlar şunu merak ediyorlar. Yani
geçmişte çok önemli başarılara kavuşmuş müzisyenler çünkü bu halkın sesi. Ya zaten Cem Karaca'nın gözyaşlarında sürekli bir Türkiye'nin sesi olma şeyi var, mevzusu var. Evet, evet. Yani bu insanlar aslında biraz özellikle genç kuşak, sinema şu anda çok genç kuşağa sesleniyor aslında biliyoruz. Özellikle sinema seyircisi için söylüyorum. Bu şekilde geçmişe de yakın tarihi de öğreniyorlar. Yakın tarihe de giriyorlar. O başarılı hikayeleri üzerinden bu ülkenin tarihini de görüyorlar. O yüzden her şeyin ötesinde sosyoloji de var, psikoloji de var. Yani her açıdan biyografi filmlerinin başarısı dikkat çekici bir süreç. Ya aslında bence çok zor kotarılması öyle bir janr olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir yanda o kadar kendi gerçekliğiyle var olan bir figürden bahsediyoruz ki kendi hayran kitlesi var. O hayran kitlesindeki izdüşümleri var. Şimdi bununla uğraşan bir yönetmenin bunu film olarak ortaya koymak isteyen bir yönetmenin önce bir yıkması gereken bir şey var. Sonra yeniden inşa etmesi gereken bir şey var. Ben bunu çok zor bir iş olduğunu düşünüyorum. Yani bunu kotaran yönetmenler hakikaten yani evet yönetmen diyebileceğimiz isimler bence. Ben çok gönül rahatlığıyla yani benim seyrettiğim müzisyen biyografileri arasında yerli yapımlar arasında Cem Karaca'nın gözyaşlarını üste koyarım. Çok beğendiğimi söyleyebilirim. Kesinlikle. Çünkü yani kolay bir tür değil. Birçok yerden girilebilir. Biyografi zordur. Eleştirmen için de zordur. Çünkü bir hayat hikayesini alırsınız. Onu 2 saatlik, 3 saatlik ya da işte neyse onu yaparsınız. Sıkıştırarak bir şey yapar. Bir tercihiniz vardır. Hakikaten bir yaklaşım. O yüzden orada neyi tercih ettiğiniz, niyetiniz çok önemli. Yani Yüksel Aksu tecrübeli, sinemayı bilen bir yönetmen olduğu için senaryoya da el atmış zaten. O dramatik aksları çok iyi kurduğunu düşünüyorum. Şimdi arkasından konuşuyoruz. Geldiğinde yüzüne de söyleriz. Yüzüne döveriz. Bir de tabii yani dramatik aks demem bence çok tabii ki çok yerinde oldu. Çünkü hani şimdi normalde bir film izlemeden önce ya da bir filmi birine anlatacağımız zaman hani ne derler sakın spoiler verme falan. Yani şimdi bir biyografi filminin spoilerı çok ortada hani adam sonunda ölüyor falan ya da sonunda şöhrete kavuşuyor. Buna rağmen kitleleri çekecek bazı değil mi izleyiciyi çekecek bazı taktikler bulmak lazım. Orada da bir işte dramatik ark kurma hikayesi var. Şimdi hem konu edindiği şahsın gerçekliğine sadık kalacak ama hem de bir yandan yani bir dramatize etme trükleri var onları işletecek. Bunların hepsini Yüksel geldiğinde böyle sorup öğrenmek istiyorum. Çünkü gerçekten ortaya çok başarılı bir eser çıkmış. Şimdi bizim arkadaşlarımız özel bir haber hazırladılar. Cem Karaca'nın gözyaşları ile ilgili oyuncularıyla röportaj gerçekleştirdiler. Onu izleyelim ondan sonra sohbetimize Yüksel Aksu ile devam edelim. Bu son olsun, namus belası, deniz üstü köpürür gibi şarkılarıyla zamanın ötesine geçen Anadolu rock müziğin mihenk taşlarından Cem Karaca. ...2004 yılında aramızdan ayrılan efsanevi müzisyen Karaca'nın hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyan Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki gala gösterimiyle sinema severlerin karşısına çıktı. Hummalı bir çalışma sonucunda ortaya çıkan yapımda usta sanatçıya İsmail Hacıoğlu hayat veriyor. Ya bir kere çok ağır bir sorumluluk hani baktığın zaman. Ama evet yani yapmamız gerekiyordu yani hani bir şekilde. Okuma durumunda biraz kafalar karıştı ilk önce. Dedim ben okuyacağım değil mi? Yüksel abi hiç unutmayacağım yani. Hani böyle gözünü kaldırdı böyle sen mi okuyacaksın? Dedim abi kim oynayacak? Ben oynamayacağım yani. Ben okuyacağım yani hani. Sen bakacaksın kim okuyacak bunu? Dedim hani ben orijinal kullanırız diye düşündüm. Dedim ben bir denemek istiyorum. Ne olur bu şansı benim elimden alma. Bu çünkü benim öğrenebileceğim çok güzel bir süreçti yani. Hani olmasa dahi. Hani gerçekten bunu çok samimiyetle söylüyorum. Çünkü olmasaydı zaten kimse buna eyvallah demezdi yani. Hani kimsenin haddine değil çünkü. Bir bütünlük yakalandı belli bir süre sonra çalışıldıktan sonra. Herkesin içine sindi. Yüksel Aksu benim çalıştığım ender ve çok özel yönetmenlerden bir tanesi. Umarım vaktimiz varken daha bir iki işte de çalışırız. Yani bir oyuncunun teslim olarak çalışması kadar bir lüksü olamaz bence. Ben full teslim çalıştım Yüksel abiye. O yüzden
emeği çok fazla üstümde. Çok şey öğrendim kendisinden. Bir romanda okumuştum. Diplomat olacaksan yüksek tahsil yapmak mecburiyetindesin Cem. Proje için bir süredir müzik eğitimi alan Hacıoğlu, filmde hafızalarda yer edinen pek çok Karaca şarkısını seslendiriyor. Durdu zaman. Bak sen hiç canını sıkma. Biz bunun da üstesinden geliriz seninle. Ben tek uzmanla çalıştım. Bir daha da başka uzman arayacağımı zannetmiyorum. Cem Öğüt'le çalıştım ben. Bu anlamda zaten filmimizin santrali de kendisi hazırlıyor. Ayhan Yener okuma koçluğu anlamında Cem Öğüt'le beraber ve Çağatay Kehribar'la beraber bana çok yardımcı oldular. Allah razı olsun ki mevzu buralara kadar geldi. Yoksa gerçekten benim için de bir hayalden ibaretti başında. Ben en iyisi hep en yenisi olsun derdine düştüm. Bu da en yeni projem olduğu için benim için en iyisi bu olmalıydı yani hani. Dolayısıyla elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Çünkü biz ülke olarak öyle bir sorunumuz var bizim. Bir şey tuttuğu zaman arkasından peşi sıra hurra yani hani başka hiçbir şey yokmuş gibi dünyada böyle bir nemalanmak gibi bir kötü bir huyumuz var bizim. O yüzden bizim hep böyle bir üretimimiz maalesef hep birilerinin ardında kalacak yani. Hani hep biri yapacak, ardından birileri gidecek. Biri yapacak, ardından birileri gidecek. O yüzden o ardından gitmemek lazım işte o. İlk kim gidecek, ilk kim koşacak o yolu. Ben biraz kafayı oraya çalıştırıyorum artık şahsen. Bizi belaya mı sokacaksın ya? Bir şarkı söyledik diye niye başımız belaya girsin? Filmde Hacıoğlu'na Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Buğçe Buse Kahraman, Meral Çetinkaya, Melisa Döngel eşlik ediyor. Orası benim vatanım, orası benim toprağım. Usta sanatçı Karaca'nın babası Mehmet Karaca'yı Fikret Kuşkan canlandırıyor. Boşanmak istiyorum canım. Ben kendi şahsıma şunu söyleyebilirim. Mehmet Karaca ile Cem Karaca arasında büyük bir baba oğul aşkı var. O yüzden zaten birinin mezar taşında sanatkar, evet, bir tanesinde sanatçı yazar. Cem Karaca'nınkinde sanatçı yazar, babasının da mezarının taşında sanatkar yazar. Özellikle babasının yanına defnedilmek ister. Bu herhangi bir tercih değildir. Yani öyle olduğu için değil. Büyük bir ahde vefa var. Çünkü hakikaten Mehmet Karaca olmasaydı bu kadar yüksek etkileşimlerde kalamazdı Cem Karaca. Çünkü söylemleri hayata dair, bu topluma, bu topraklara, bu insana dair ve uluslararası söylediği çok önemli cümleler sayesinde Cem Karaca Anadolu rock'ı kurar. Özgünleşir. Yapımda yer alan bir başka genç sanatçı Buğçe Buse Kahraman filmle ilgili duygularına değindi. Ben Cem Karaca'nın hayatında iz bırakan aslında ilk kadına hayat veriyorum. Çok değerli bir yönetmenle, çok değerli oyuncularla çalıştım. Sinema çok keyifliymiş. Bu neredeyse ilk sinema deneyim diyebilirim. Yüksel Aksu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu filmin yapımcılığını daha önce Dilberay ve Barış Akarsu yapımlarıyla tanınan Fikir Harika Prodüksiyon ve Aytaç Medya üstleniyor. Gösterimin ardından hologram tekniğiyle sahneye taşınan Cem Karaca, Tamirci Çırağı şarkısıyla izleyiciyle buluştu. Bu icrada ünlü müzisyene oğlu Emrah Karaca ve İsmail Hacıoğlu filmin müzik direktörü Cem Öget'in orkestrasıyla birlikte eşlik etti. Türk müziğinin unutulmaz ismini ölümsüzleştiren Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi uzun süre vizyonda kalacağı benziyor. Evet, İsmail Hacıoğlu ve Fikret Kuşkan'la yapılmış röportajları izledik. Şimdi stüdyomuza geri dönüyoruz çünkü aramızda artık Yüksel Aksu var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Gala da yeni geçti herhalde. Vallahi evet, güzeldi yani. Tepkiler iyiydi.
Öyledir biraz diye tahmin ediyorum. Hani düğün sonrası bir rahatlaması olur ya insanın, öyle bir oh. Yani evet, altınlar da iyi geldiyse, takılar falan, o da evet, iyidir yani, güzeldir. O günleri biz de geçtik. Takı hafta sonu belli olur şimdi, vizyona girsin. Ben çok iyi olacağına inanıyorum. Yani, umarım. Sen burada yokken arkandan bayağı konuştuk. Çok başarılı bir, yani bunu söylemeye benim haddim yok ama Mehmet tabii ki söyleyebilir. Estağfurullah, herkesin hakkı. Bir izleyici, yani bir seyirci olarak çok keyifli vakit geçirdim. Hem de özellikle şey kısımlarında bana çok hitap etti. Yani bu işte arkadaşlarıyla şarkıyı yaratma kısımları, işte o şarkının, o şarkıların ortaya çıkması, ne bileyim işte Namus Belası'nda işte kilitliyorlar falan filan. Yani çünkü normalde böyle biyografik filmlerde çok nadir rastladığımız anlar onlar. Yani kendi başına kaldığında ya da işte üretim sürecinde neler yapıyor çok nadir rastlıyoruz. O kısımların da dahil edilmiş olması senaryoya bana çok hitap etti. Çok küçük bir ayrıntı belki ama hani bir izleyici deneyimi olarak benim için çok çalıştığını söyleyebilirim. Ama çok merak ettiğim bir şey var özellikle röportajdan sonra. İsmail Lisesi hep öyle miydi yoksa sen onu role öyle bir soktun ki artık Cem Karaca olmaktan çıkamıyor mu? Ya oyunculuğun önemli hasar ve ağır işçilik dedikleri biraz bundan kaynaklanıyor. Bir role çalışırken bir ruh göçü yaşıyor. O ruh göçünden kalkıp bir tür avatar yani tekrar kendisine dönüyor falan. İsmail bu konuda da aylara yayılan bir metot çalışması yaptı. Hani böyle meşhur şey vardır ya, aktör stüdyo metodolojisi. Ses çalıştı, şan çalıştı Cem Öget'le, beden dili çalıştı, gestus çalıştı. Yaptı da yaptı. Bir de korkunç bir yetenek. Kaptırmış olabilir kendini, toparlarız bu hafta. Ama sen nasıl değerlendiriyorsun bilmiyorum ama muhteşem bir oyunculuk bence. Yani. Evet, ben de aynısını düşünüyorum. Gerçekten beden dilinde sesini de çok iyi oturttuğunu düşünüyorum. Şimdi şarkıların bir kısmını söylemiş zaten. Orada da çok başarılı bir performans kısmını var. Kısmını değil, tamamını. Evet, işte evet. Böyle tamamını. Tamamını. Filmdeki tamamını. Evet, bu da çok önemli bir veri. Ve hiç evet, fark edilmiyor yani. Bu hayranlık uyandırıcı bir şey. Vallahi bence de öyle. Hatta ben en başta açıkçası şey düşünüyordum, playback düşünüyordum. Yani Bohemian Rhapsody'de denedikleri o teknikle benzeri bir sesi bir parça dijital katkılarla şey yapmak. Yani bana kalsa ben daha arkaik bir şey öneriyordum. Plaklardan nasıl Belkıs Özener söylüyor, Türkan Şoray sahneliyor veya Filiz Akın Dağlar Kızı Reyhan, Reyhan falan. Fakat o dönemin plak kayıtları mono olması, stereo olması, bugünkü Dolby Digital'e uygun olmaması vesaire gibi bir sürü teknik problemlerle karşılaşacağımız için şey diyorlar ona, benzeri sesin bir adı var, bir kavram var. Bohemian Rhapsody'de yaptıkları bir de dijital bir yüklenim falan. İsmail dedi ki abi bana müsaade et ben söyleyeyim dedi. Ya dedim bak yorma beni. Hani çünkü son dönemlerde atıyorum X, Y, Z şarkıcısının kendi sesi ve yorumuna alışmış kulak bir yadırgatıyor. Ben de yadırgama yaratıyordu. Hal böyle olunca hani niye eski tekniği kullanmayalım? Sen oyna, sesi yerleştirelim. Bu yüzyıldır böyle yapılıyordu. Son dönem teknoloji gelişince böyle oldu, eşittir, iyi olacak anlamına gelmiyor. Yok dedi, bir müsaade abi. Ben dedim tamam, ben sana garanti veremem. Ama buyur, oynayan kazansın. Bir ay sonra bir kayıt gönderdi. Acayip. Yani yer gibi oldum böyle Cem Karaca mı? Sonra şazgamladılar. Cem Karaca çıktı. Tamam mı? Evet evet. Sonra elbette Emrah Karaca da yedi. Bir arada okuma provasında arkadaşlar bu şarkıyı dedim hani bir dinleyelim. Ona göre sahne yazacağım falan deyip dinlettim. İşte kimse yadırgamadı. Hal böyle olunca dedim bu Cem Karaca değil, İsmail deyince hadi canım sen de falan filan. Ben dedik fark tamam ettim. Olmuştur. Tonu bulmuş, duyguyu bulmuş. Şarkıdaki nüansları Cem'in en önemli özelliklerinden birisi. Müthiş bir ses olduğu kadar şarkılardaki nüanslara koyduğu ton, lafı nerede ezecek, mısrayı nerede paralayacak? İsmail onları tespit etmiş.
dediği gibi Mehmet'in gestusunu, beden dilini, sesini, edasını, bir de akraba gibi sanki. Çünkü Bakırköy çocuğu o da. Hı. Benim dedi ona bir vefa borcum var dedi. Bir kafanda çocuk çıktı geldi Cem Karaca gibi. Ya çok önemli bir şey söylüyorsun. Şöyle çok önemli bir şey söylüyorsun. Sen konuşurken iki çağrışım yaptı bende ama bir hani daha kariyerinin başında bir yönetmen olarak, yönetmen olma iddiasında bulunamayacak bir yönetmen olarak benim için çok önemli bir tüyo verdin aslında. Bir oyuncu sana, yani senin oyuncun sana bir öneriyle geliyor ve ona alan açıyorsun. Yani bu bence çok çok kıymetli bir şey. Hani ben bunu yapabilirim diyor ve ona güven tesis ediyorsun. Bir bakalım diyorsun. Yani bu benim açıkçası belki genç arkadaşlarımız da hani izleyenler açısından önemli olabilir diye düşünüyorum. Ders alacağım, yani şiar edinebileceğim bir şey. Oyuncumun bana bir öneriyle geldiğinde bir yönetmenlik taslamaktan ziyade bir bakalım ya diyebilmek. Ya açıkçası yeri gelmişken tavsiyeme devam edeyim. Oyuncu dediğin şey oduncu değil ya sonuçta. Bunlar yuvarlak hesap 300-500 tane oyun okuyor. 1000 tane tiyatro seyrediyor. Ve dramatik akslar nedir, duygular nerededir? Bu işin kasına çalışıyor. Yani bir beden eğitimi öğretmeni kadar tak diye sahnede ne olup ne biteceğini bulan oyuncu. Aynı zamanda senden farklı olarak senin yazdığın sinema filmi bile olsa, senaryosu bile olsa senin yazdıklarının bir tanesinde uzmanlaşıyor. Orada yönetmenlikteki bütün hikaye yan karakterlerle orkestrasyonu ve balansı iyi tutturabilmek. Tutturamadın mı iyot gibi çıkar. Dolayısıyla oyuncuya çok fikir, akıl ve şey alırım ben. Oyuncuya çoğu zaman da şöyle yapıyorum. Bir oyna bakalım. O oyuna göre kamerayı koyduğum zamanlar oluyor. Veya mizanseni ona göre değiştiriyorum. Bütün ışığı da değiştirebiliyorum. Çünkü oyunculuk da en nihayetinde yaratıcılık gerektiren bir alan. Bizim işimiz o bütünü şey yapmak, dizayn etmek. Dolayısıyla salık veririm. Hele bir de akıllı ve yetenekli ikisi bir arada oldu mu tadından yenmez. İsmail gibi, Fikret gibi, işte Yasemin gibi, ki Yasemin gördünüz. Hangi tarzdan, hangi tarza akmış. Hı hı. Bir önceki filmimde de Türkiye'nin en büyük starı işte Cem Yılmaz'dı. Ve hı hı. Cem Yılmaz'la insanları ağlattık finalde. Hı hı. Dolayısıyla metin ne oyuncuyu dahil ederseniz dramatürjisine. Ha şunu da salık veririm. Vahşi hayvan gibidir biraz. Eğer kontrolü kaçırdın mı geçmiş olsun. Filmi de dağıtır. Kendini de dağıtır. Karakterini de dağıtır. Tırnak içinde bir tarafı Dionysak çünkü. Onlar Dionysak bir meslek icra ediyor. Biz Apollonier bir meslek icra ediyor. Nasıl havalı cümleler kurdum. Çok, bizde yer buldu anında. Açıkçası. Güzel ha? Yerlere temas etti. Yani zaten herhalde şey gibi bu. Herif çok yetenekli ya. Ben şaşırdım kaldım yani. Hani beklemiyor muydun bu kadarını? Yani ben iyi oyuncu olduğunu biliyordum da. Yani bu bambaşka bir şey. Yani sinema hayvanı. Hani yani ya şöyle şeyle karşılaştım. İlk kez oluyor belki de. Ya çözemiyorum sahneyi reji olarak. Balkona çıkıyor, oradan geliyor, buraya gidiyor, işte şey yapıyor falan. Abi bir şey olmuyor abi. Sinematografim iyi. İşte flycam geliyor, o gidiyor falan. Çok havalı bir plan olacak. Kurmuşum. Abi bir nakıslık, bir tatsılık, bir sasılık. Sası mı denir ona? Ha, evet. Bir şey. Abi, lezzetsizlik yani. Çözüme çözdük. Bir çektim, bir garanti aldım. Abi dedi bir de ben şey yapayım falan. Geldi bir oynadı abi. Bütün kurduğum şeyi bıraktım, onu çektim. Hangi onun sahneydi bu acaba? Çektim. Merak ettim şimdi. Gelip o odaya, ya ne senaryoda var ne ben söyledim. Odaya girdi, ilaçları içip intihar edecek. Cebinden bir düdük çıkardı, düdük götürdü abi. La bu düdük ne? Bu ne? Bu ne saçmalık falan. Sıyırmış balatayı. Hani sıyırınca da bir düdük bulmuş. Göya o teknecilikte kullandığı bir şeymiş Cem Karaca'nın. Ben bunu da bilmiyordum. Eline gelmiş o sırada. Düdük, ayna geldi, attı falan. Büzüştü kaldı. Ben baktım kaldım, tamam dedim abi. Oluyor öyle şeyler. Yani önceki filmimde de Cem Yılmaz mesela... Ben başka bir şey kurmuştum karakteri. Baktım bu muzip bir adam çıkartıyor. Hoşuma gitti, satın aldım hemen. Yönetmenlik bazen yönetmeme sanatıdır.
Bunu bir yerde daha duymuştum. Duydum, atar tutarım ben böyle. Hep kendimi tekrar ederim. İşte Ashes and Diamonds da başrol oyuncusu diyor ki ben diyor kot pantolon giyeceğim. Ya komünist dönemdeyiz yani hani o rejim altında bir film çekiliyor falan. Olur da olmazdı. Çok iddialı olunca yönetmen bir diyor ki tamam bir giysin. Kostüm olarak bunu giysin ve bu şekilde patlıyor ve gençlerin işte idolü oluyor. Oradan sonra yürüyor ve bir röportajında şöyle bir şey söylüyor yönetmeni. Ben o zaman fark ettim diyor. Yani yönetmenlik bazen yönetmemek sanatıdır. Hmm. Çok enteresan. Yani bu büyük zihinlerin bir şekilde aynı şeyleri düşünüyor olduğunun testini görüyoruz aslında burada. Ya biraz tecrübe inşa ediyor böyle şeyler. Bir de biraz önce şey söyledin ya, şarkıların peyda oluşu, ortaya çıkışı. Miloš Forman'ın mıydı? Amedius. Evet. Orada notalar, sesler, oyuncunun falan filan öyle öyle şeylerden. Hepsi birer literatür, tecrübe, birbirimize aktarılıyor işte öyle. Şöyle bir şey de var ya aslında, çünkü İsmail de röportajında bahsediyor. Yani ben diyor çok kendimi teslim edebileceğim bir yönetmenle çalıştığımı hissettim burada diyor. Yani karşılıklı bir güven meselesi aslında. Yani iyi bir yönetmenle çalışıyor olmanın kiçe kaçtırması da bir yandan. O içteki potansiyelin çıkması da bir yandan. Yani umarım herkese nasip olacak bir tecrübe olur. Bir yandan şey de zor değil mi? Hem ikinize birden yöneltmek istediğim bir soru bu. Çünkü film eleştirmenliği tarafı da var. Bir sürü film izliyorsun böyle. Bu biyografi filmlerinde oyuncunun yani hem kendi insanlar arasında bir imajı var. Şimdi hem de oynayacağı karakterin bir imajı var. Şimdi bu iki imajı birden silip yeniden bir yönetmen olarak bir karakter yüklüyorsun aslında ona sen. Dolayısıyla çok zorlu bir yer orası aslında. Yani şimdi İsmail'i İsmail'den soydun. Ona yüklenecek bir Cem Karaca fikrinden de soydun aslında. Çünkü senin Cem Karaca'nı izliyoruz biz bu filmde. Yönetmenin Cem Karaca'sı bu. Ama işte birlikte ısrarla altını çizdiği şey birlikte çıkardıkları bir Cem Karaca aynı zamanda. Bir de bana sorarsan hani çok büyük bir fırsattır oyuncu için biyografi filmi. Şöyle bir tarihe baktığımız zaman mesela Oscar'larda en çok yani ciddi olarak biyografide başarılıysa eğer, yani sen o karakteri çok iyi çıkardıysan, herkesin çok iyi bildiği bir karakteri, işte senin söylediğin şey, kendi oyunculuk personanını silip o karaktere dönüştüysen, bu çok büyük bir başarıdır ve büyük bir başarı hikayesine dönüşür. İsmail Hacıoğlu da burada bunu başardı. Evet. Çok net bir şekilde. Evet. Yani İsmail Hacıoğlu'yla bildikleri her şeyi unutturdu. Cem Karaca'ya dönüşüyor. Ben bayağı Cem Karaca'yı izledim. Yani hiç Cem Karaca'yı bilmeyen genç kuşak gidip videolardan baktığı zaman da bunu görecek. O yüzden de onun açısından bir başarı hikayesi var kesinlikle. Zaten şey var ya hani böyle biyografi filmleri oyuncuların Oscar kazanması için en büyük imkanlardır diye böyle bir söz var yani. Ve her Oscar'dan önce de bu böyle bir iddia çıkar yani ortaya. Demek ki Oscar'a göndersek mi acaba ya, ne yapsak seneye? Yani. Nasip kısmet. Öyle hesaplar yaparak değil, ben kredi kartlarımda sıkıntı vardı. Başladım. Ya iki şey filmde benim beğendiğim iki tane aslında gidiş var. Bir politik bir işlenmesi, o süreç var. O çok güzel anlatılıyor. Bir de tabii bu müzikle ilgili olan tartışmalar. Anadolu Rock'la ilgili çok güzel tespitler var. Anadolu Rock çok önemli. Yani o dönemin içerisinde hakikaten o ikisinin birliği. Aralarında işte o Moğollarla birlikte yaptıkları o tartışmalar, yani konuşmalar, politik, estetik tartışmalar, onlar benim çok hoşuma gitti. Bir de mekan, o Salacak'taki tartışma da çok güzel. Oradaki o yıllarda birçok müzisyenin favori yerlerinden birisiydi. O yılların tabii entelektüelleri, siyasi kişilikleri için Salacak önemli figürdür. Ama o gün batımında o sohbetler önemlidir. Yani orada bir hakikaten çok önemli bir tarih yazılıyor aslında. Anadolu Rock'ın tarihi yazılıyor. Bayağı önemli işler yapılıyor. O açıdan çok önemli. Ve ben hani senin oralara özel vurgu yaptığını düşünüyorum. Çünkü ikimiz seninle aynı kuşaktanız. Aşağı yukarı aynı yollardan geçtik. Onlar çok hoştu. Ya şimdi günümüzde herkes bir sürü, yani tenzih ederek bir sürü eşimizi, dostumuzu ya da iyi müzisyenleri. Yani günümüzde o Salacak'ta yapılan tartışmayı kaç müzisyen yapıyordur, yapabiliyordur onu bilmiyorum. Yani oturmuşlar, ne Karacaoğlan bırakmışlar, ne Erzurumlu Emrah'ı bırakmışlar. Erzurumlu Emrah biliyorsun öyle çok da popüler, halk edebiyatında da çok popüler bir figür değildir.
ne Dadaloğlu'nu bırakmışlar, ne Pir Sultan Abdal'ı bırakmışlar, ne İnce Mehmet'i okumadık şey bırakmışlar, ne de Flaubert'i bırakmışlar. Öyle okumuş bir kuşak ki, orada bak Cahit abilerle tartışmalarında falan propagandist ve ajitatif bir sanata yönelmeye başlar iken onlar frene bastırıyor. Yani estetik nerede bu işin? Müzikten oluyoruz, müzikten olmamalıyız. Asıl olan sound'dur, melodidir. Hatta bir tanesi diyor git marş söyle o zaman. Nitekim söylüyor da zaten ileride. Böyle münibit bir tartışmanın içerisinde olan bir kuşak. Yani şimdi otur Cahit abiyle okul bitirirsin. Yani 3 ay takıl bir üniversiteyi bitirmiş gibi okul mezunu olursun. Ben şimdi Cem Karaca biyografisini okurken neler öğrendim yani kendime de şaştım. Bilmiyor olmak ki ben adama hayrandım. Biraz sohbetim de vardı rahmetliye. Yani derya deniz herifler abi. Bu benim merak ettiğim bir şeydi. Yani yeni böyle seni heyecanlandıran bir şeyler çıktı mı karşına araştırırken hikayesini diye? Çok. Mesela bombalandığını bilmiyordum. Bir ses bombası yiyor bir yerde. Kurşunlanmasını Urfa'da mı bir yerde bir kurşunlanması var kuliste. Kulis taranmış. Hami anlattı, Hami Barutçu. Başka şeyleri, şunu mesela bilmiyordum. 1968'de Köln'de ya da 69'da Dünya Rakı Orada Buluşuyor diye bir festival var. Ya da Avrupa Rakı. Hani dönemin çok kallavi isimlerinin de olduğu bir rakı. Rahmetli Örsan Öymen'in referanslarıyla Allem Kalem o zaman da Köln'de muhabir Örsan Öymen. O şeye yetişiyorlar apaçlarla. O sırada Almanya'da Ferdi Klein Orkestrası aranjörlüklerini yapıyor. Müziklerini, altyapılarını yapıyor. O dönemde herif dünyanın en popüler, en önemli adamlarından birisi. Abi gidiyorlar bunlar son dakika yetişiyorlar. Yemin ederim 8 televizyon canlı Avrupa'yı sarsalıyorlar. Ve Fransızca demeçlerini buldum. İngilizce demeçlerini buldum. Bir de Almanca demeçlerini buldum. 4-5 tane dili çok rahat konuşabiliyor. O kadarını bilmiyordum. Bir de şeye çok şaşırdım. 79'da Londra konserinde o kraliçeye ait bir büyük stadyum var. O stadyum konserinde bir gün önce Pink Floyd çalmış. Biraz eksik varmış stadyumda. Bunlar full çekmiş. Allah Allah. Ve BBC'de bir röportajını dinledim. Aklın durur. Yani diyor ki buradaki diyor yabancı işçi, Türk işçi arkadaşlarımız şu bir döviz gibi görülüyor. Bir işte sterlin gibi görülüyor. Buradaki bunların çocukları hangi okula, hangi ulusal kimlik, ulusal kimliklerini, yerel kimliklerini kaybediyorlar diye neredeyse bir şey kimlik analizleri yapıp burada okullar kurulması gerekiyor diyor efendim. Bu çocuklara diyor milli eğitimin yetişmesi lazım diyor falan. Onun dışında da dünya rakıyla ilgili acayip cümleler sarf ediyor. Yani ben şey konusunda netim. Bana göre dünyada ilk onda. Ben de öyle sadece bilmem ne müziği dinlemiyorum. Biraz rock, biraz cazdan, biraz şeyden anlarım. Ben kişisel yani subjektif olarak ilk beşte ama dönemi itibariyle mesela Santana'nın yolculuğuyla mukayese ettiğin zaman Bob Dylan'ların yolculuğuyla John Baez'larla hem hatta şunla karşılaştım. İlk rock operayı o yapıyor benim bildiğim. Öyle mi hiç? O da şu 1978 Safi Naz'ın öyküsü. Evet Safi Naz'ın öyküsü çok ilginçtir. O ilgi çok acayip bir şarkıdır. Benim bildiğim dünyada yani, ilk rock opera. Filmde onu vermişsiniz. Yani şöyle yani aynı şeyleri yapmak istemiyor işte. Hani hep tekrar söylüyor yok ya, adam. Tekrar yani. Etmek istemiyor. Kendini aşıyor. Şimdi başladığı nokta belli. Oradan sonra işte birden babasının etkisiyle işte birden o Anadolu Rock'a doğru geçiş. Ondan sonra orada da diyor ki feodal temaları çok kullanıyoruz. Yani şehre gelmemiz gerekli diyor. Ve orada işte o tamirci çırağı orada aslında şarkının sözü de çok anlamlı. Evet. Yani ben bu hayatı yakalamalıyım. Eğer yakalayamazsam dışarıda kalırım. O çok çarpıcı bir şey. Yani müzikle ilgili. O geçişler hep kendini yenilemeye çalışma süreci çok önemli. Marş da öyle. 1 Mayıs marşta kendini yenileme süreci. Fakat bu birden film onu iyi anlatıyor. Onun karşısında bir blok çıkıyor. O noktadan sonra blok çıkıyor. Zaten filmin en yani hüzün veren yanı o.
O müzik yapmak istiyor. Daha da gitmek istiyor. Her şekilde daha da yapmak. Bakın karşısında bloklar çıkıyor. Ve bu Türkiye'nin sesi olmak istiyor. Türkiye'den gitmek zorunda kalıyor. Evet. Oluyor. İşte o trajedi. Ama Türkiye'yi kaybediyor. İşte evet. Yani Türkiye'nin sesi oluyor. Türkiye'yi kaybediyor. Allah Allah. Tam bir trajedi. Türkiye'nin şiiri ve Türkçenin şiiri ve Türkçenin Homeros'u oluyor. Türkiye'yi kaybediyor. Nazım Hikmet. Evet. Yani Türk Dil Kurumu'nun döneminde yapmak istediği her şeyi o şiirleriyle, sıradan dille, Orhan Veliler, Birinci Yeni falan Türkiye'yi kaybediyorlar. Yani Türkiye'yi derken ülkemi kastetmiyorum. Kötü bir siyasa var ya. İşte kötü o bir siyasa, yani yurt dışında çıkması, ya. Uzaklaşması. Onun için zaten Almanya dönemi, çünkü Almanya döneminden iki film de çıkabilir. Evet, yani Yüksel kesinlikle. Çok iyi bilir onu. Tabii, tabii. Ama burada hani belli ki Almanya dönemini siz o başka bir yerden... Biraz daha sakin çünkü tutulmuş. Yani seçemezsen zaten aksın. Onun baştan evet. söyledim ya. Çünkü evet. biyografide belirli bir süre içerisinde kalacaksın. Evet. Almanya'yı pas geçmişsiniz. Fazla uzatmadınız. Sığmıyor abi. Tabii tabii sığmaz. Çünkü orada da yepyeni bir kariyer inşa etmiş yani. O da tabii, çok tabii, heyecanlı. Ama o başka bir filmin konusu olur. Tabii ki. Yani peki ben son bir şey sorsam, böyle toparlasak hafiften. Sen filmografinde nereye yerleştiriyorsun bu filmi? Yani ilk kez bir başka yani bir yapımcının bulup tasarlayıp projelendirdiği ve teknisyen olarak çağrıldığım bir proje. Sinema bağlamında çok dizi çektim ve teknisyenliğimi ya da mesleki zanaatimi dizilere ayırıyorum. Ama bugüne kadar 3 filmim var. Arada bir Göçerleri dökü-drama tadında. Onlar biraz benim ontolojik dediğimiz, yani beni anlatan, benim kişisel hayatımın, ahvalimin resimleri. Bu üniversite yıllarında bende oluşmaya başlayan düşünsel teamüllerin filmi. Bir servis vermeye gittim ama bu ontolojinin içinde hissediyorum kendimi. Tabii ki biyografi filmindeki nerelere sadakat, nerelerden kaçınılacak, piyasanın sayıkları ve muhtelif şeylerini de gözeterek kendi sinemamın içindedir diyebiliyorum. Yani evet. Görebiliyoruz bir, biz de bir denge kurduğumu düşünüyorum. Yani ben dün izledim, bir daha izlerim. Sıkılmam diye baktım yani. Biz de izleriz değil mi Mehmet? Yani bir kere izledik, bir daha izleriz. Belki birlikte izleriz. bir de eleştirmen arkadaşımız, sinema yazarı yanımızdayken söyleyeyim, içinde gari olmayan ilk filmim. Doğru. Doğru. Mola Şevi sonra. Biraz espri dozu da diğerlerine göre düşük. Böyle evet, şakalar evet, komik. Evet. Onu da bir gözümüz aradı açıkçası. Çünkü sensin o yani. Valla ben bir bu kadar daha olsa konuşur ve dinlerim daha ziyade aslında. Ama her güzel şeyin olduğu gibi bunun da bir sonu ve sınırı var. Bir de böyle çok ufaktan bizim TRT 2 filmlerine değinmemiz gerekiyor. Çünkü çok güzel bir seçki hazırladılar. Özellikle bu haftanın seçkisi gerçekten çok güzel. Şöyle kameraya doğru anlatacağım, sonra size döneceğim müsaadenizle. Bu hafta çok samimiyetle söylüyorum, yüreğimden söylüyorum. Efsane filmler var. Mesela bu akşam çok felsefi bir film var. Eğer böyle şeyleri merak ediyorsanız, Hakikat ve Adalet diye bir Estonya yapımı film var. Çok zor bir tartışma konusu aslında. Adaletle merhamet arasındaki o soyut düşünce takibini yapıyor ama muhteşem bir sinematografiyle yapıyor. Mutlaka tavsiye ediyorum. Yarın Boşnak yönetmen Danis Stanevic'in Komşuluk Halleri var. Cumartesi günü özellikle ilk kez TRT2 ekranlarında yayınlanacak bir Filistin filmi var. Bu Deniz'in Tuzu. Filistin filmi olmasının ayrı bir yeri var. Malumunuz katliamın artık 110. günündeyiz herhalde. Bir şekilde bu meseleye hala bir haberseniz ya da yakınlaşamadıysanız çok güzel karakter hikayeleriyle anlatıyor bu meseleyi, bu Deniz'in Tuzu. Tavsiye ediyorum onu da. Ve pazar günü İşçi Sınıfının Sesi, Ken Loach'un bir filmini izleyeceğiz. Burada aslında Yüksel Aksu'nun ne düşündüğünü çok da merak ediyorum. Birazdan belki sorarım. Ekmek ve Güller filmi olacak. Pazartesi günü melankolinin yönetmeni diyebileceğim, melankoli duygusunun yönetmeni diyebileceğim, bir aşkın provası olarak görebileceğimiz In the Mood for Love filmi var. Salı günü Christian Munging'in filmini izleyeceğiz. Menzuniyet, 2016 yapımı ve bu da yani ebeveynlik tartışmalarının mülkiyet bağlamında çok açığa çıktığı çok güzel bir film. Onu da tavsiye ediyorum. Ve Çarşamba günü genç bir Türk yönetmenin ilk filmini izleyeceğiz. Kumbara filmi, Ferit Karol'un filmi.
Hatta programımıza da önümüzdeki hafta konuk alacağımızı duyuralım ilgililere. Artık ben çok konuştum, biraz da yoruldum. Bence siz zaten konuklarımızın neler düşündüğünü daha merak ediyorsunuzdur. Senin bu filmler arasında böyle aman da kaçmasın dediğin? Aşk Zamanı çok iyidir. O bayağı bir değiştirmiştir. Yani bayağı bir esin kaynağı olan bir filmdir, onu söyleyeyim. Getirdiği müzikle, müzik kullanımıyla, hız mesela, daha biraz daha yavaş çekimdir o film aslında. Biraz süreyi uzatır. O ben zaten Ken Loach'u da yüksele bırakalım. Ben öyle bir hisse sanki Ken Loach'tan bahsetmek istermişsin gibi geldi ama. Ben Ken Loach'a bayılırım. 93'te Karlan'ın şarkısına asistan olarak gitmek üzereyken kaderin bir cilvesiyle kendimi Antep'te buldum. Dolayısıyla o filmini çok severim. Ülke ve Özgürlük, Benim Adım Joe, Wong Kar-wai keza aynı şekilde. Saydığın filmlerin hemen hemen hepsi çok iyi filmler. Çok güzel. Genel olarak da TRT2'nin seçkisine bayılıyorum, onu evet, söyleyeyim. Evet, yani bu hafta da böyle gerçekten ekstra bir gayret sarf etmişler. Siz geliyorsunuz diye herhalde. Çok güzel bir seçki. Herkese tavsiye ediyoruz ama ben vallahi tadı damağımda kaldı. Keşke tekrar tekrar gelseniz isterim açıkçası. Sizinle daha uzun sohbet etmeyi de isterim. Ama artık programı bitiriyoruz. Böyle söylemek istediğiniz son bir şeyler varsa alabilirim. Herhalde hoşça kalın mı diyeceğiz. Cem Karaca'nın gözyaşlarını herkes izlemesi ve konuşması dileğiyle de diyorum ben. Aynen öyle. Hı-hı. Ben de gelsinler, seyretsinler ki beğenirlerse daha iyi filmler yapma imkanı bulalım. Beğenmezlerse de canları sağ olsun diyelim. Ben daha iyi filmler yapma imkanı bulacağınızdan eminim. Belki birinde beni de oynatırsınız artık. İnşallah. Bu hafta da Sinema Artı'nın sonuna geldik. Sizin için çok keyifli bir sohbet ekrana getirdiğimizi düşünüyoruz. Bence siz öyle düşünüyorsunuzdur. Haftaya tekrar bekliyoruz. Hoşçakalın.